Dayı şu anda Çetin telefon attı. Tamam. Çetin merhabalar. Bir dakika lütfen. Merhabalar. Merhabalar ablacığım. Merhaba. Merhaba Çetin. Yeğeninle evet. Konuşmuyormuşsunuz en son öyle evet, diyor. Evet konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum? Şahidim. Evet. Yalan mı bak dayını duyuyor musun? Telefon çalmışsın. Kim kapattı olayı? Helen komşunun düğününe gittin. Komşunun düğününde çantasından altın çaldın. Kim kapattı Helen? Ben bunları programda açık. Hakkımı helal etmiyorum. Diyorsun. Yaptın Helen onun için. Bir dakika dur. Yapmadım. Bak dayı kardeşin konuşuyor. Çetin dayın diyor ki ben diyor işte bir yerden bir düğünde gidip altın al çalmışsın. Telefonu çalmışsın. Evet. Biliyor. Şahitler de olayı var. Olayı dayın kapatmış. Evet. Dısı. Duyuyor musunuz Çetin Bey? Alo. Konuştum. Çetin'le bir arkadaşlar bakar mısınız? Bak şu anda duymuyor beni galiba. Biriyle mi konuşuyor? Sen bunları yaptın mı kızım? Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak bu çocuk 15 yaşında. Bu çocuğu sen büyüttün farkında mısın? Bak bu çocuk bu hale geldiyse senin eserin yani. Anlatabiliyor muyum? Bak bu çocuk bu hale geldiyse senin eserin. Ya bir yerden bir şeyler de çaldıysa yine senin eserin. 15 yaşında çocuk biliyor musun Nurgül'cüm? Allah'ım ya. Çetin Beyciğim. Duyuyor musunuz? Peki bunu... Ablacığım beni onlarla artık muhatap etmeyin. Arkan ayrı yalan söylüyor. Kızı çıkıp yalan söylüyor. Ya... Avradıma bakıyorum avradıma. Avradıma. Ben onlara uçak açtım. Benim 5 tane çocuğum öldü. Evladı olmayan bir adam dayısı çocuklara baba gibi sert çıktığı zaman bu mu mükafatı? Elin duyuyor musun dayını? Bu mu mükafatım? Benim çocuklarım yoktu onlara babalık yaptım diyor. Ama sen dayak yediğini, şiddet gördüğünü söylüyorsun. O da diyor ki hayır diyor çok ben onları yapmadım üstüne üstlük onun yaptığı birçok yanlışı da kapattım diyor. Elin sen dövüyordu. Abimi dövdü. Sen peki yani bak şiddet uygulaması çok yanlış. Sen düğünlerden altın çaldın mı kızım? Hayır. Baba. Daha diye hayır diyor ya. Ya küçüktüm nereden aklıma gelecek? Nasıl küçüktün Helen? Küçüktüm. Tamam bir şey söyleyeyim. Bunu yaptıysa da yanlış yap. Ya, bazı yanlışlar yaptıysa da sonuçta sizin eseriniz. Tamam. Bu çocuğu sen büyüttün Nurgül'cüm. Çetin de yardım etmiş kendince. Okula gitmemesi en büyük hata zaten. Dayın sana sürekli şiddet mi uyguluyordu? Abime de bana da. Her gün yani? Yok her gün değil. Niye sizi dövüyor? Dövüyor mu Helen sizi her gün? Her gün mü diyorum ben? Kızıyordu sana yapma Helen şunu yapma bunu Helen diyordu. Abimi dövmedi mi dışarıda? Abini dışarıda. İçemez küçük İçebilir. Yaşta içemez Helen. İçemez bak o yanlış. Askere gittiğinde içmedi mi? O tamam askere gitti. Ama onun öbür yaptığında dövmüş. Dayısı peki bu nişan olayı nedir? İdem Hanım. Evet bu nişan olayı ne? Nişan olayı ne nişanı? Ya diyor ki teyzemin kızı oğluyla Nuray. Yalan. İdem Hanım yalan söylüyor. Akın'a gelelim. Akın diyor ki ne dayım beni dövdü. Akın. Saat 3'te. Anladım yani yanlış şeyler yaptığı için ama dayak değil de başka yöntemleri belki de tercih etmek gerekiyordu. Evet, ama ben ona 1, 2, 3, 4, 5 sabır ettim. Akın işe gitmedi. Akın evde yaptı annesi çalıştı. 7 yaşından beri bak, bir şey söyleyeceğim. Şimdi konumuz Akın askerde değil. Bir şey söyleyeceğim. Konumuz Akın değil. Akın'la da konuşursam Akın askerde. Akın 7 yaşından beri çalıştığını söylüyor. Ve yalan bak, söylüyor. Helin, yalan söylüyor. Helin benim diyor ki, komşum hepsi şahittir buna. Bak Helen dedi ki Almanya'daki Nuray'ın oğluyla nişanlanmaya kalkmışsınız ve tek taş yüzük kalınmış. Yalan söylüyor. Allah'ım yalan söylüyor. O çocuk daha okula gidiyor okula. Yani 17-18 yaşlarındaymış şey ya. Oğlu da. Yalan söylüyor ya. Helen. Hepsi senin yalan söylediğini söylüyorlar. Ben yalan söylüyorum. Nişan olayı yok mu böyle bir şey? Ben yalan söylüyorum. Sen o yüzüğü tek taş yüzüğü annen sen eline taktı mı? Taktı. Sen ne yaptın?
Kendine verdim. Hayır, bende değil ya. Bende bir yüzük Helin ya. Bir yüzük var o zaman ortada. Hayır, yüzük yok ya. Yüzük yok yine ben meydana çıkardım. Yüzük olsa ben bende değil dedin ya yüzük. Hayır, bende değil. Yani benim yüzük meydanda yok yani. Yüzük meydanda olsa evet meydanda derim Helin. Dayısı... Tamam anne, ben yalan söylüyorum. Tamam evet. Ben yalan söylüyorum. Evet, yalan söylüyorum. Tamam, yalan söylüyorum ben. Anneyi burada karıyorsun. Tamam, yalan söylüyorum ben. Anneyi burada karıyorsun evladım. Tamam, yalan söylüyorum. Tamam mı annem? Karama kızım, bir ben istemiyorum. Nerede olduğunu merak etmiyor musunuz çocuğun? Helin, sen Adana'dan, pardon, Gaziantep'ten çıktıktan sonra yanında para var mıydı? Kimliğini alıyorsun yanına. Değil mi? Evet. Kimin yanına gittin? Söyler misin? Arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşın. O arkadaşın kadın erkek? Kadın. Kadın. Kaç yaşında? Ya benden büyük, abla diyor. Abla diyor. Yani peki nasıl tanıştınız onunla? Instagram'da. Instagram'da. Evet. Ne anlattın ona? Nasıl güvendin o kişiye? Zaten biz konuşuyorduk. 4-5 senedir konuşuyorduk. 4-5 senedir. Evet. 10 yaşından beri seninle konuşan bir kadın mı var? Evet. 10 yaşında sen telefonun mu vardı? Tabletim yok muydu? Ha? Tabletim yok muydu? Tabletten konuşuyor. 10 yıldır. Pardon, 10 yaşından beri. Helin, kaç yaşında Serç? Efendim? Abla dediğin kaç yaşında? Kaç yaşında o kız? Kadın? O da gelsin. Bir dakika dur, kaç yaşında? Ya ben davranamazsın Helin. Tamam mı? Sana yazıklar olsun. Tek dileğim kızım, hı, sana yazıklar olsun. Heh, böyle de bir daha kaçsın. Olur mu? Aferin sana. Tamam. Canım Nurgül, ama gerçekleri konuş, gerçekleri. Nurgül bir konuşalım, bir bekle ya, hala nişan olayında ya. Bu çocuk kimin yanında, buradan ne çıkınca... yapmış? Nurgül bir dakika susar mısın lütfen, bir öğrenmeye çalışıyorum. Biliyorum da anlatsın istiyorum Helin. Peki Akbil'in var kızım yanında. Evet. Sana para gönderdi mi o kadın? Hayır, göndermedi, biletimi kendisi kesti. O biletini kesti. Evet. Adana'ya gittin değil mi? Evet. Kim bu Helin? Pardon, bu kadın kim? Arkadaş, yan abla dediğim birisi. Peki gittiğin yer, ev nasıl bir ev? Kendisinin evi. Kendisinin evi. Evet. Evli mi? Evet. Kaç çocuğu var? Bir tane. Bir tane. Kaç yaşında çocuğu? 11 yaşında. Senden? 10 yaşında. Senden 5 yaş küçük. Evet. O zaman yani herhalde bir 30-35 yaşlarında falan. Evet. Gider. Peki ne söyledin o hanımefendiye, ne anlattın o kadına? Ona kısa anlattım ben. Ne dedin canım? O niye sana kapısını açtı? Ben, annem gibi beni dövüyor dedim. Hı. Annem benim üstüme kartını attı dedim. Tamam. Evden gideceğim dedim. Arkadaşlar bastınız mı? Ya kendi hayatıma son vereceğim demiş, ya da bu evden gideceğim. Evet. Ya da bu evden gideceğim demiş. Evet. Peki. İyi ki de ben sana nasıl? Bir dakika dur Nurgül'cüğüm, lütfen bir susarsan öğreneceğiz birlikte. Hala baskı yapmaya çalışıyorsun çocuğa ya. Helin'cim. Kendin mi şeye kadar, otogara kadar gittin? Evet. O gelip seni almadı mı? Ya otogara kadar gittim, geldi, otobüse bindim, indikten sonra geldi aldı. Adana'ya gelip seni arabayla mı aldı? Evet. Bir arabası mı vardı? Kocasının var. Kocasıyla beraber mi gelip evet, seni aldılar? Peki seni devlete, işte seni bir yurda götürelim, orada kal, devlet sana sahip çıksın demediler dediler mi? Dediler. Sen ne yaptın, onlarda mı kalmak istedin? Ben dedim, ben babamı bulacağım dedim. Peki bu kadının kaç kocası var? İki tane var da ayrı, birinciden ayrı, ikinciden birlikte. Hı, birinciden ayrı, ikinci evliliği var. Peki iki kocası, yani bir yeni kocası bir eski kocasıyla birlikte aynı apartmanda mı yaşıyor? Evet. Nasıl yaşıyor kızım? Yani şu, altta yaşıyor, üstte yaşıyor. Altta eski kocası yaşıyor. Evet. Üstte yeni kocasıyla yaşıyor. Evet. Sen bu normal olduğunu düşünüyorsun tabii. Ya ben onu bilemem, kimsenin hayatına karışamam. Kaç gün kaldın orada? Bir gittim gideli oradayım. Peki İstanbul'a evet, niye getirdiler seni? İstanbul'a bunun için geldim işte. Cuma günü gördüm. Cumartesi yola çıktık. Pazar günü buradaydık. Çünkü seni yanında bulundurmanın çok büyük suç olduğunu anladıkları için.